Merhaba sevgili yarışsever arkadaşlarım. Herkese merhabalar diyerek bugün 19 Temmuz 2019 İstanbul at yarışlarının yorumunu yapacağız. Bugün 10 koşulu bir yarışla karşı karşıyayız İstanbul'da. Oldukça güzel koşular da var. Çok zevkli yarışlar izleneceğine eminim. Yani çok heyecan verici, çok kupalı yarışlar da mevcut bugün yarışlarda. Ama bir o kadar da çok kalabalık bir yarış bizi bekliyor. Umarım şartlar değişmez. Dün çünkü Ankara yarışlarında maalesef yoğun yağış nedeniyle çim pistin çok ağır oluşu sebebiyle çim pist iptal oldu. Yarışlar kuma alındı. Bu da bizim bazı yerlerde çok güvendiğimiz atların çok etkilendiğini gördük. Maalesef yapacak bir şey yok. Bu Allah'ın takdiri zaten. Bugünkü yarışlara gelince ben birinci koşudan itibaren sizlere sırasıyla tuttuğum atları yorumlamak istiyorum. Sizler de benim tuttuğum atlara göre kendi tuttuğunuz atlarla birlikte güzel bir altılı yapmanızı öneririm. O yüzden şimdi ilk yarıştan başlıyoruz. İlk koşudan 1200 metre çim, 3 yaşlı Arapların maiden koşusunda güzel zevkli bir yarışa başlıyor. Çok zevkli bir yarışla başlayacağım. Burada ben iyi şansı sahip, kendi ekürüsüne ait ve çok formunda olan koştuğu yarışta da ilk yarışında da ikincilikle ayrılan Turbo'nun güzel tayı Hazar Denizi'ni Mehmet Kaya idaresinde ben çok şanslı görüyorum. Bu taya en yakın rakip iki yarış koşan Akın Sözen idaresindeki Çelebi oğlu, iki nolu Çelebi oğlu ben çok sıkı rakibi olacağına inanıyorum. Hazırlıkları oldukça tatminkar. Bu yarışta ben 5 numara Hazar Denizi ve 2 nolu Çelebioğlu eşi şanslı görüyorum. Altınlar için ben ilk başta yazılması gereken tayların 5 ve 2 nolu taylar olduğunu söylüyorum. Tabii tay yarışı olduğu için geniş oynamak isteyenler var. Sürpriz aramak isteyenler var. Ben onlar için de bu ayın 5 ve 2'den sonraki yazılacak olan taylar 8 nolu Şimşek'in yeli Gökhan Kocakaya idaresindeki 4 nolu Fedai, 7 nolu Ahmet Çelikli Pattani çok yarışları var ama formu gayet iyi. Israrla yarış arıyorlar. Ve burada 11 nolu Kendall kızını tavsiye ediyorum. Altılı için ilk başta yazılması gereken rakam olarak söyleyeyim. 5 numara ve 2 numara geniş oynayanlar için at arayanlar için 8, 4, 7 ve 11 sıralamasını veriyorum. Buna göre değerlendirirseniz güzel bir ilk aya başlangıç yapabilirsiniz. Ben öyle umuyorum. Gelelim ikinci koşuya. Kısabada 6, Kemal Ararat koşusu, 3 yaşlı Arapların 1400 metre çim koşusu. Burada 6 atın start alacağı bu koşuda ben güzel çekişmeli bir yarışa sahne olacağını inanıyorum. Burada ben 3 at, 3 tane tay tavsiye etmek istiyorum. 2 numara Candarbe'yi oldukça formunda 4 numaralı İzmir'den İstanbul'a giden ve Halis Karataş binicisiyle 4 nolu Mehmetzade ve 1 numaralı ağır kilosuna rağmen grubun en yüksek handikaplı tayı Poyraz Yeli'ni ben ayrım yapmadan yazılmasından yanayım. Çünkü eşit şanslar bana göre çalışmalar da bir hayli güzel. Bu yarış için güzel bir yarış olacağını benziyor. Tabii çok sürpriz arayanlara da 3 nolu Şarlo olarak vermek istiyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimizde şartlı 5
4 ayı Kore Arapların 2100 metrelik uzun mesafeli bir çim yarışını karşımızda. Burada da ben üç nolu Aksakal'ı favori olarak vermek istiyorum. Gökhan Kocaoka'ya bu atla çok iyi uyum sağlıyor. Formu da çok iyi. Son 4 yarışın iki tane birincilik sığdırdı. Ve çim yarışında uzun mesafede de oldukça yatkın. Ben bu yarışta şansı 3 nolu Aksakal'a vermek istiyorum. Burada en yakın rakip olarak yine uzun mesafelere çok yatkın ve Müslüm Çelik gibi formunda bir jockey ile start alacak olan 6 nolu Son Emir'den çok yakın rakip olarak vermek istiyorum. Bu ikiliye de yazılması gereken bir üçlü Tayda 2 nolu Yırtlas. Yani bu at bu at gelirse zaten oldukça yüksek bir ganyanlı geleceğine inanıyorum. Çünkü bayağı bir formunda. Formunda çok gelişmeler var. Bu Mert Ali Savunmaz idaresinde ben çok iyi bir yerlere geleceğine inanıyorum. O yüzden ben altılığımız için 3 nolu Aksakal, 6 nolu Son Emir ve 2 nolu Yırtmaz olarak önermek istiyorum. Tabii burada çok geniş at düşünenler için, bu 3 atın dışında at yazmak isteyenler için de ben 4 nolu Derin Sultan ve 8 nolu Gözyaşı Gecesi olarak vermek istiyorum. Günün 4. koşusuna geldiğimizde kısa vade 7 Profesör Doktor Mecdi Ramazanoğlu koşusunun 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim yarışında dişilere ait. Ben burada güzel bir başlangıç yapıp 3'te 3 yapan ve Karataş idaresindeki 2 nolu Selen kızımın bugün yarışı kazanacağına inanıyorum. Oldukça formunda olan bu kısrak bence bu yarışı kazanacaktır. Ben günün bankosu olarak, birinci altının günün bankosu olarak bu 2 nolu Selen kızımı vermek istiyorum. Bu yarışı yıkmak isteyenlere de 1 nolu Vahşi Kız önermek istiyorum. Ama altılım için 2 nolu Selen kızım banko. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Handikap 15, 1600 metre çim, 3 ve yukarı İngilizlerin çim koşusunda ben burada oldukça zorlu bir yarışı sahne olacağını görüyorum. Ben buna rağmen ilk şansları 5 nolu Gökhan Kocakaya idaresindeki Bennato, 7 nolu son yarışını kadınlar bayanlar koşusunda kazanan ondan sonra da formunu bayağı bir geliştiren Cape Town, 7 nolu Cape Town'ı vermek istiyorum. Sonra ki diğer şansı gördüğüm atlar 2 nolu Victor Flight, oldukça formunda, bir türlü bu yıl özlediği birinciliğe kavuşamadı. Belki güzel formuyla bu yarışta özlediği birinciliğe bu yıl kavuşabilir. 2 nolu Victor Flight'ı ve son olarak da bu yarışın oldukça bir forma girdiğini gördüğüm Mert Ali Solmaz idaresindeki 10 nolu Torpedo olarak vermek istiyorum. Ben bu 4 atı altılımızda ayrım yapılmadan yazılmasını istiyorum. Önermek istiyorum. Gelelim 6. koşuya. Bu 6. koşuda Maiden 1200 metre 3 yaşlı Arapların çim koşusunda ben ilk şansı Ahmet Çelik idaresindeki koştuğu ilk yarışında güzel bir dördüncülükle elde eden 4 nolu Ejder Yürek'e vermek istiyorum. Normal şartlar altında bu tayın ben kazanmasını bekliyorum. Ama tay yarışı olduğu için haliyle çok yakın rakipleri var. Ben bu yakın rakiplerini de vermek istiyorum. Ekürü avantajıyla 8 nolu Torrential. Ekürüsü de oldukça şanslı. Ben bugün Torrential'dan güzel bir yarış bekliyorum. Bir yarış görüp 7.lik yaptı. Oldukça bir formuna girdi bu tay. Ve Balıkan gibi güzel bir aygırın tayı. Ben ihmale gelmez diyorum. 8 nolu Torrential'ı ikinci şanslı at olarak vermek istiyorum. Ve diğer bir tuttuğum tay 1 nolu Baba Çınar. Bu da oldukça bir formunda. Totosu da 3-5-3-2-5 her an yarış kazanacak kıvama geldi.
O da bir şanssızlığını kırmaya çalışacak. Meydandan çıkmak için onun da oldukça bir şansı var. Ben Birinoğlu Babaçanır'ın da yazılmasını taraftarıyım. Ve son olarak da Kemal Kurt'un üstüne bindiği üç nolu Büşrettin Bey de bu üçlünün yanına yazılması gereken taylardan birisi olarak tavsiye etmek istiyorum. Ben altılım için 4 nolu Ejder Yürek, 8 nolu Torrential, 1 nolu Baba Çınar ve 3 nolu Büşrettin Bey olarak geçmek istiyorum. Çok geniş oynamak isteyenlere de 10 nolu Sarıhan'dan ve 11 nolu Strong Colt olarak yazılmasını önermek istiyorum. Bu iki tayı da çok geniş yazmak isteyenlere, sürpriz arayanlara yazmalarını önermek istiyorum. Gelelim 7. koşuya. Bu koşuda kısa vade 8 Atilla Özsoy koşusunun 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim koşusunda oldukça süratli bir yarış bizi bekliyor. Bu 1200 metrelik güzel sürat yarışında ben altın oğlu Ranaud Win özlediği birinciliğe bugün ulaşacağına inanıyorum. Çok güzel hazırlıklarla bu yarışa giriyor. Üzerinde de Halis Karataş gibi en başarılı jokeyimiz var. Bütün şartlar lehine gözüküyor. Ben bu yarışı kazanacağına inanıyorum. Yani ben ikinci altının birinci bankosu olarak Run and Win olarak tavsiye etmek istiyorum. Bu ayağı yıkmak isteyenlere, rakip aramak isteyenlere de 5 nolu Pentragon ve 2 numaralı Drive Faster'ı vermek istiyorum. Ama benim altımda 6 numara tek. Rakip burayı yıkmak isteyenler, rakip isteyenler için ben 5 numara ve 2 numarayı tavsiye ediyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde A3 Preveze koşusu 1500 metre 3 yaşlı İngilizlerin sentilik koşusunda ben de burada son Anafartala koşusundaki yarışını ölçü almadım. Oldukça formuna geldiğini gördüğüm 5 nolu Jack Sparrow'un bu yarışı kazanacağını inanıyorum. Ve çok formuna girdi. Özcan Yıldırım'la ben bu yarışı kazanacağını inanıyorum. Bu ikinci altını ben ikinci bankosu olarak önermek istiyorum. Yani altılı olarak, bankoları olarak 5 nolu Jack Sparrow vermek istiyorum. Bu tayı da yıkmak isteyenler için şimdi dördüncü ayakta 6 tek atıp burada at aramak isteyenler için de 7 numaralı Lead Soldier o da Anafartlar yaşında çok hayal kırıklığına uğrattı. İlk ona girmedi. O da bu yarış için güzel hazırlıklarla geliyor. Ve son olarak da 8 nolu Vanta Black olarak vermek istiyorum. Ama benim altımda 5 nolu Jack Sparrow tek. Yani bank olarak. Rakip isteyenler için 7 ve 8 nolu atları değerlendirebilirler. Ben o şekilde bir sıralama vermek istedim. Günün 9. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaş tarafların 1200 metrelik çim yarışında ben son yarışında son 300'lere gelindiğinde bir türlü yer bulamadı. İki tayın arasına girmekte biraz zorlandı. Sonra önü biraz boşalınca güzel bir aksiyonla kazanır duruma geldi. Ama ne hikmetse tay bir türlü dışa açılmak istemedi. Hep içeri doğru yatmaya başladı. Bu da yarışı kaybetmesine neden oldu. Bugün belki güzel hazırlıklarla bu hareketini yapmaz ise ben bu 3 nolu Gubaz'ı yarışı kazanmasını bekliyorum. Ama yine aynı hareketlerini yaparsa aksilik yapıyor çünkü bir sertlik yapıyor Tay. Tekrar aynı huyunu devam ederse burada 7 nolu Tavav'la devreye girecektir. Ve SS Fırtına'nın çok güzel hazırlıklarla bu yarışa katıldığını söyleyeyim. Ve son olarak da Gökhan Kocakaya idaresindeki bir numaralı Cevahir Tay benim bu 4 tay olarak bu 5. aya önermek istiyorum. Yani 3 nolu Gubaz, 7 numaralı Tavavla, 10 nolu SS Fırtına ve 1 nolu Cevahir Tay olarak vermek istiyorum. Çok sürpriz arayanlara da
Ben 8 nolu Tutkun Reis ve 2 nolu Fevzi abi önermek istiyorum. Çok geniş oynamak isteyenler ve sürpriz arayanlar için. Günün son koşusuna geldiğimizde satış koşusu 3 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik çim yarışını oldukça kalabalık bir safkanların bulunduğu bir yarış. Burada hem mesafenin kısa oluşu hem yarışın çok kalabalık oluşu çok büyük trafik sıkıntıları yaşatabilir. Hiç umulmadık ters bir atın da gelme şansı var. O yüzden ben burayı biraz kalabalık tutmak istiyorum. Çünkü çok şanslı gördüğümüz tay grubun içinde kalıp da yer bulamayınca maalesef bir 2 saniyelik bir gecikme bile 1 saniyelik gecikme de bu yarış kaybetmesine neden oluyor. Ben o yüzden burayı biraz geniş tuttum. Siz de tuttuğunuz, hoşunuza gördüğünüz, gözlemlediğiniz, takip ettiğiniz safkanlar varsa ilave edebilirsiniz. Çünkü bu yarış bayağı her şeye açık bir yarış. Adı gibi satış koşusu işte hani kapalı bir yarış olacak yani. Ben sırasıyla önereceğim atları sizlere söyleyeyim. Ben ilk başta burada güzel hazırlıklarla bu yarışa giren, son yarışını kazanan 14 nolu Miss Matra ilk at olarak vermek istiyorum. Sonra 10 nolu Rent Tele, 1 nolu Bonanza, 3 numaralı Nadal, 6 nolu April Blessing ve son olarak da 17 numaralı Ashoka olarak vermek istiyorum. Burayı ben 6 at olarak önermek istiyorum. Ama dediğim gibi takip ettiğiniz safkanlar varsa o an hoşunuza giden gözünüze cazip gelen bir safkan varsa ilave edebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu yarış oldukça her şeye müsait, uygun yani altının kader ayaklarından da birisi olarak görüyorum. O yüzden takdir sizin. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Sizin vereceğiniz bu abone destekleriyle ben sizlere daha fazla faydalı bilgiler vermek istiyorum. Sizlere bol şanslar diliyorum, bol kazançlar diliyorum. İyi günler hepinize.